Bugün de her zaman olduğu gibi piyasaları, dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri, haberleri ve verileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama müjdeli bir haber de vereceğim sizlere. Üstelik bu müjdeyi duyduğunuz zaman yerlerinizden hoplayacaksınız. Vereceğim bu müjdeyi siz de yakınlarınızla paylaşın. Çünkü herkesi yakından ilgilendiren bir konu. Onun için sizler de yakınlarınızla paylaşın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Haberimiz elektrik faturaları ile ilgili arkadaşlar. Hayır hayır oraler düşmüyor. Birazcık artabilir. Hatta birazdan fazla artabilir bile. Neden mi? Çünkü yeni bir karar çıkartıldı ve bu kararla birlikte dağıtım şirketlerinin ne kadar ıvır zıvır gideri varsa bundan sonraki süreçte faturalara yansıtılacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ne tür giderler bunlar? Mesela temsil giderleri. Temsil giderlerinin ne olduğunu bilmeyen belki genç arkadaşlarımız vardır. Onlara söyleyelim. Bir misafiriniz geldi. Onu ağırlıyorsunuz. Onun masraflarını karşılıyorsunuz. Fatura ediyorsunuz. Şirkete bildiriyorsunuz. Şirkette bu giderleri karşılıyor. Artık bu giderleri şirketler karşılamayacak. Bizler karşılayacağız faturalarımızla arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Aynı zamanda ağırlama giderleri de. Yani yurt dışından bir misafir geldi diyelim. Onun için bir otel odası tutuldu. Beyefendi yemeğini yedi. Eğlencesini yaptı vesaire. Bunların bir masrafı oluştu. Bunlar da fatura ediliyor. Şirkete veriliyor. Eskiden şirket ödüyordu. Artık şirket ödemeyecek. Dağıtım şirket ödemeyecek daha doğrusu. Biz ödeyeceğiz vatandaş olarak faturalarımıza yansıyacak çünkü. Seyahat giderleri der nek aidatları, ilan reklam giderleri, denetim giderleri, danışmanlık giderleri, müşavirlik, dava, mahkeme, avukatlık, icra, arabuluculuk, hatta noter giderlerini biz faturalarda ödeyeceğiz. Kimin adına? dağıtım şirketleri adına arkadaşlar. Haberleşme giderlerini, konaklama giderlerini, hatta personellerinin yolluğunu bile bundan sonra faturaya yansıtacaklar ve bunu da biz paşa paşa ödemeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz elektrik faturalarında zaten çok sert bir yükseliş yok. Alt tarafı son 3 yıl içerisinde %70 zamlandı. Bu giderlerin faturalara şişirilerek yansıtılmasıyla birlikte muhtemelen bu %70'in üzerine bir %70 daha görürüz. Allah bereket versin. Elektrik faturalarınızı ödeyemiyorsanız da sizin bileceğiniz iş. Zaten bu sene yılbaşından bu yana neredeyse 2 milyondan fazla insanın elektriği ve doğalgazı kesildi arkadaşlar faturasını ödeyemediği için. Bu rakam bundan sonraki süreçte 2'ye hatta 3'e katlarsa kimse şaşır. Oda aidatları bu ticaret odalarına ya da sanayi odalarına ödenen aidatları bile faturalara yansıtacaklar. Ha bitmedi. Bir de büro harcamaları var beyefendilerin. Büro kirası, büronun elektriği, evet kendi elektriklerini bile bize yıkacaklar. Suyu, doğalgazı, bütün bunların hepsini faturalara bundan sonraki süreçte yansıtacaklar ve biz tüketiciler olarak bu faturaları onlar adına ödeyeceğiz. Nasıl beğendiniz müjdemi arkadaşlar? Bu tür güzel müjdeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Arka arkaya gelmeye devam ediyor. Reform işte büyük reformlar. Bu reformlar belki sizi çok fazla mutlu etmiyor ama dağıtım şirketlerinin bu reformlardan gayet memnun oldukları ortada. Aynı zamanda 3-5 tane de ballı kaymaklı müteahhit. Onlar dışında bütün ülke fakirleşmiş. Önemli değil arkadaşlar. Biz onların masraflarını giderlerini, otel konaklamalarını, yol paralarını karşılayalım. Büro masraflarını karşılayalım. Hatta kiralarını karşılayalım. Onlar mutlu olsun da biz kiralarımızı ödemesek de önemi yok. Gelelim biraz tatsız haberlere bu muhteşem haberden sonra. Bunun sevincini üzerinizden atabildiniz mi bilmiyorum ama en azından atmanıza yardımcı olacak diğer haberlerle devam edeyim. Türkiye'de döviz mevduatları son bir hafta içerisinde 3.4 milyar dolar daha arttı ve 255 milyar doları geçmiş durumda. Birincisi bu. Tüm faiz artırımlarına rağmen Türkiye'deki vatandaş, Türkiye'deki kurumlar ve şirketler Türk lirasına güvenmiyor ve dolara, dövize daha doğrusu yüklenmiyor devam ediyorlar ve dolayısıyla bu nedenle de döviz mevduatları hızla artıyor. Tabi sadece döviz mevduatları değil evlerimizde, kasalarda sakladığımız dövizler, altınlar onları da bu işin üzerine koyarsak çarpı 2 diyebiliriz rahatlıkla. Türkiye'ye olan güven iyiden iyiye dip yapmış durumda. Sadece yerlilerin mi? Hayır arkadaşlar yabancılarda Türkiye ile ilgili ciddi korku yaşıyorlar. Özellikle AB yaptırımları ve Amerika yaptırımları gündemdeyken bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmelerindeki bazı rakamları dünkü videoda sizlerle paylaşmıştım. 1.4 trilyon liralık bir gider 1.1 trilyon liralık bir gelir öngörülüyor. Bu giderlerin içerisinde bir kalem var ki ah dostlarım ah esas dikkat çekici olan o 180 milyar liralık bir faiz giderimiz var. Bu sene yaptığımız hatalar yüzünden dövizi baskılayacağız diye hem dövizimizi sattık. Evet Merkez Bankası'nın rezervlerini tükettik. Eksi 50 milyar dolara dayandı neredeyse Merkez Bankası rezervleri. Aynı zamanda da bütçenin içini boşalttık gördüğünüz gibi. Aldığımız borçlar nedeniyle 180 milyar liralık faiz ödemesi yapmak zorunda kalacağız. Size şöyle örnekleyeyim arkadaşlar. Eğitime, sağlığa harcanan para bunun onda biri bile değil. Öyle düşünün. Asgari ücret görüşmeleri de devam ediyor. Asgari ücretle ilgili Sayın Erdoğan şunu söyledi. Hayırlısıyla güzel bir rakam çıkmasın diliyorum dedi. Bakalım o hayırlısı ne olacak hep birlikte göreceğiz. Anlaşılan o ki 3000 lirayı bile bulmayan bir asgari ücretle insanlar daha da büyük bir yoksulluğa mahkum edilecek. Şimdi gelelim bugün hem AB'den Avrupa Birliği'nden hem de Amerika'dan gelen iki önemli habere ve bunlara Sayın Erdoğan'ın verdiği cevaplara. Avrupa Birliği ile başlayalım. Avrupa Birliği'nden Merkel en önemli isimlerden birisi biliyorsunuz. Avrupa'nın en güçlü devleti olarak anılıyor Almanya ve onun şansölyesi Merkel dedi ki Türkiye ile müzakereler istenilen sonuca ulaşmadı. Kıbrıs büyük sıkıntılarla karşı karşıya Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye ile ilgili karar almak zorundayız. Yani belki karar alırız belki almayız değil bakalım bakın Merkel'in açıklaması çok dikkat çekici. Türkiye ile ilgili karar almak zorundayız. Karar yaptırım kararı arkadaşlar. Yani alalım mı almayalım mı kararı değil. Bir yaptırım kararı çıkacak. Bunun şu anda hangi ölçekte çıkacağı konusu tartışılıyor. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği yaptırımları belimizi biraz daha bükmeye devam edecek. Bu sözlerimden şu anlaşılmasın. Türkiye kendi menfaatlerinden vazgeçmeli demiyorum. Türkiye kendi menfaatlerinden vazgeçmeyecekse bunun ağır bedelleri olduğunun da farkında da olmalı. Madem bu kadar agresif tavırlar içerisine girecektik, bu günlere hazır olmalıydık en azından ekonomik açıdan ve Türkiye'yi bu kadar çok Avrupa'ya teslim etmemiş olmalıydık. İhracatın tamamen durmasıyla birlikte ve Avrupa Birliği yaptırımlarının her geçen gün artırılmasıyla birlikte Türkiye büyük bir çıkmaza ve büyük bir para darlığına sürüklenecek. Peki Sayın Erdoğan ne dedi bu konuyla ilgili? Bizi ırgalamaz dedi. Yani Avrupa Birliği bize yaptırım uygularsa Türkiye'yi ırgalamıyor Arkadaşlar ama ticaretimizin büyük bir bölümünü Avrupa Birliği'ne yapıyoruz ve Avrupa Birliği kapılarını korona nedeniyle kapattığı için ihracatımızdaki sert düşüşü daha dün İstanbul Sanayi Odası belgeledi arkadaşlar üzerine bir de yaptırım binerse oluşacak tabloyu siz kendiniz düşünün özellikle Avrupa Birliği yaptırımları ve Amerika yaptırımlarıyla Türkiye'nin makroekonomik sorunları doların yükseliş eğilimini her geçen gün biraz daha hızlandıracak umarım kademeli bir yükseliş olur arkadaşlar ama kademelide de artık aralıkların açıldığını göreceğiz. Önce 8.80 oradan 9.20 sonrasında 9.90 seviyesi ve onu zorlayan bir dolar kuru göreceğiz. Kademeli yükseliş esnasında. Eğer ki devalüasyon etki devreye girerse zaten 16 liranın üzerinde bir dolar kuru görürüz. Euro ve sterlinin de buna paralel ilerlediğini görürüz. Bunun gram altın üzerinde de çok ciddi etkilerin olduğunu görürüz. Burada kritik mesele Avrupa Birliği yaptırımları, Amerika'dan gelecek katsa yaptırımları ve Türkiye'nin ma. Makro ekonomik verilerinin ne kadar daha bozulacağı meselesi. Makroekonomik verilerin düzelme ihtimali ne yazık ki yok. Cari açık her geçen gün biraz daha bozuluyor. Dış ticaret açığı her geçen gün biraz daha bozuluyor. Bütçe açığı zaten kontrolden çıkmış durumda. Faiz ödemeleri artık bizim için ciddi anlamda sıkıntı yaratmaya başladı. İşsizlik ve enflasyon da bunun yanına koyduğumuz zaman makroekonomik verilerin ne kadar sıkıntılı olduğunu zaten çok net bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar kurda bugünlerde gördüğümüz bu sakin seyir, bu yatay seyir geçici. Ha Goldman gibi firmaların ya da yurt dışından bazı bankaların baskılarıyla Türkiye 200-300 bas puanlık bir faiz arttırımı yaparsa da doların yükseliş eğilimi devam edecek, durmayacak. Çünkü sadece faizle bu işin önünü kesmek mümkün değil. Aksine hem yüksek faiz ortamına hem yüksek kur ortamına hem de yüksek enflasyon ortamına girersiniz. Euro-Dolar Hertesi 120'nin üzerindeki yolculuğunu devam ettiriyor. Teşvik beklentileri var biliyorsunuz. Hazine Bakanı Münşin, Amerika Hazine Bakanı Münşin bir açıklama yaptı. 916 milyar dolarlık bir teşvik paketini sundu. Bakalım kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Trump'ın önüne gidecek mi? Trump bunu onaylayacak mı? Demokratlar bu duruma nasıl bakacak? Bunun hepsini hep birlikte göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Öyle ya da böyle bu teşvikler geçecek. Başka şansı yok. Çünkü korona ile ilgili çok büyük sıkıntılar var. Ekonomiler büyük darbeler alıyor bu işten ve bu darbeleri en çok halk bedel olarak ödediği için halka yardım edilmesi gerekiyor ve gelişmiş ülkelerin pek çoğu sosyal patlamaların önüne geçmek için bu teşvikleri arka arkaya çıkartacak. Bunun kaçarı yok. Ha, bizim gibi ülkelerde para olmadığı için IBAN'a devam, krediye devam arkadaşlar. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Ha, bir de elektrik faturalarına zamma devam. Faiz 14.69 seviyesinde bugün yatay gidiyor. 16'ya doğru hızlı adımlarla ilerlediğini göreceğiz faizin. Politika faizi arttırılmazsa eğer tahvil faizleri daha hızlı yükselmeye başlar. Politika faizi arttırılırsa da politika faiziyle paralel tahvil faizlerinde yükseliş eğilimine girdiğini görürüz. Bugün altın fiyatı 1860, 1858, 1865 o aralarda gidip geldi arkadaşlar. Tam bir bekleme sürecinde altın şu anda neyi bekliyor? Teşvikleri bekliyor. Korona ile ilgili gelişmeleri bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün ne söylediğine bakıyor. Aşıların etkilerini bekliyor. Ne kadar insana vurulabilecek? Lojistiği nasıl yapılacak? Bu hastalığın önünü kesecek mi, kesmeyecek mi? Ekonominin tekrar canlanması mümkün olacak mı, olmayacak mı? Riskler artacak mı, azalacak mı? Bunların hepsini çok yakından takip ediyor şu anda altındaki büyük balinalar. Büyük yatırımcılar arkadaşlar. Ve buna göre de pozisyonlarını alıyorlar. Önümüzdeki dönemde bir kere Biden'ın çok büyük teşvik paketlerini geçirecek biliyorlar. Avrupa Birliği'nden ciddi teşvik paketlerinin açıklanacağını biliyorlar. Aynı zamanda Biden yönetiminin Trump'a göre çok daha şahin politikalarla Orta Doğu'da ciddi sıkıntılar yaratabileceğini, Çin'le krizi büyütebileceğini de görüyorlar. Onun için bekle gör politikasındalar şu anda. Bütün bunlar toplamda altın olsun çok sert bir şekilde yükseleceğini bize gösteriyor arkadaşlar. 2021-2020'den çok daha zor bir yıl olacak ve 2021 yılı içerisinde altın onsunun önce 2300 sonra 2500 belki 3000 dolara doğru ilerlediğini göreceğiz. Ve buna bağlı olarak arkadaşlar gram altında da yükselişi hızlı olacak. Rekor üzerine rekorlar göreceğiz. Normal şartlar içerisinde yani doların kademeli yükselişi olursa ve dolar 8.80'e giderse ve bu arada yine normal şartlar içerisinde yakın dönem için konuşuyorum. Altının onsu 2000 doları zorlamaya başladığında biz zaten 560'ı zorlayan bir gram altın fiyatı görmeye başlayacağız ve bir daha da geri gelme ihtimali çok düşük olacak. Daha sonrasında dolar kademeli olarak önce 9.20 sonra 9.90 seviyelerine gittiğinde altının onsu 2100'deki tepe noktasını kırıp 2300 yolculuğunu başlattığında zaten 600 liranın üzerine çıkmış bir gram altın fiyatı göreceğiz. Şimdi gelelim devalüasyonist etkiye. Bir anda 16'ya giden bir dolar kuru görürsek zaten çarpı 2 yapın bir anda gram altın fiyatını yani 900 liralara gelmiş bir altından bahsediyoruz oluruz. E bir de bunun yanına 2300 seviyelerini zorlayan bir ons fiyatı koyarsak 1100-1200 lira civarında bir gram altın fiyatı görürüz ki kimse şaşırmasın arkadaşlar. Önümüzdeki dönem buna gebe hazırlıklı olanlar, buna göre davrananlar paralarını korumaya devam edecekler. Ha bunun tersi davrananlarsa ne yazık ki paralarını kaybedecekler, değer anlamında kaybedecekler, satın alma güçlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Bu da hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. Peki başka kim parasını kaybedecek? Günlük alsat yapmaya çalışanlar, fırsatçılık yapmaya çalışanlar, aç gözlük yapanlar, yukarıdan satayım aşağıdan alırım, aşağıdan daha da bekleyeyim daha da geri gelir diye bakanlar bakmaya devam edecek ve kaybetmeye devam edecek. Demek ki bu dönemde sakin olacağız, paniklemeyeceğiz, kaldıraçlı işlemlerden uzak duracağız. Kısa vadeli işlemlerden uzak duracağız. Ve mümkün olduğunca dövize ya da altına yatırım yapıyorsak bir gayrimenkule yatırım yapmış gibi kendimizi düşüneceğiz. Ya da bir faiz ortamına girip bir yıl paramızı bir mevduata yatırmış gibi düşüneceğiz. İkide bir oradan alayım buradan satayım. Aa tepe oldu bak fırsat kaçırdım falan diye düşünmeden yolumuza devam edeceğiz. Bunu yaptığımız zaman emin olun keyifle kahvemizi içmeye devam edeceğiz. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.